Devam ediyoruz. Lütfen sizler de bize ulaşın. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Elektronik posta adresimiz sanat2011@trt.net.tr ve Facebook adresimiz TRT Okul Sanat 2011. Ve şimdi sırada bir tiyatro haberimiz var. Halen devam eden İstanbul Tiyatro Festivali'nde ilk oyununu gerçekleştirmiş olan ve Diğer Şeyler topluluğunun yeni oyunu. Kurucusu ve Diğer Şeyler topluluğunun kurucusu Yeşim Gülen Özsoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabah da oyununa götüreceğiz sizi. Oyunla ilgili önemli de bir haber var. 12 Haziran'da saat 15.30'da oyunun ücretsiz olarak oynanacağını da duyuralım ve haberi hep beraber izleyelim. Ve Diğer Şeyler tiyatro topluluğu Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabah da adlı oyununu İstanbul'un yeni sanat mekanlarından Hamursuz Fırını'nda sahneliyor. Seyirciyi fantastik bir Luna Park atmosferinin içine dahil ederken düşünce özgürlüğü ve kimlik sorunları üstüne düşünmeye de davet eden oyunun yazar ve yönetmen koltuğunda 2002 senesinden bu yana 11 değişik oyuna imza atan Yeşim Özsoy Gülen oturuyor. Yani durumun tam olarak ne olduğunu bilseydik sanırım her şey çok ama çok daha kolay olurdu. Eğlencesi kaçmış bir Luna Park aslında da karşılaşıyor seyirci. Çünkü Luna Park'larda biliyorsunuz gittiğiniz zaman renklidir, ışıklıdır, eğlenceli bir atmosferdir. Ama aynı zamanda da biraz tedirginlik de vardır. Çünkü düşebilirsiniz. Ya da işte bir kaza geçirebilirsiniz. Bizim Luna Park'ımızda böyle biraz eğlencesi kaçmış bir atmosferde geçiyor. Hazırladığı oyunlardaki ilginç dekor tasarımıyla bilinen ve Diğer Şeyler topluluğu bu kez atlı karıncaların, balerin ve uçan sandalyelerin etrafa dağıldığı bir sahnede seyirciye sesleniyor. Oyunumuzun dekor tasarımını Barış Dinçel yaptı. Çok keyifli bir çalışma yaptık kendisiyle. Ve tasarımda bir Luna Park atmosferi yaratmaya çalışırken oyunun hüznünü ve tedirginliğini, paranoyasını nasıl yansıtabileceğimiz üzerinde kafa yorduk. Ve böyle bir dekorla bizi ödüllendirdi diyeyim. Özgürlük ihlallerinin gün geçtikçe arttığı, her köşesine korku ve paranoyanın hakim olduğu hayali bir ülke. Ve bu duruma çaresizce çözüm arayan altı karakter. Oyundaki rolüm derdi olan adam, kısaltılmışı Doğa. Derdi olan adam oyunda ülkemizdeki ve dünyadaki gazetecileri, aydınları, sanatçıları temsil ediyor. Derdi olan adamın derdi çok, her şeyi kendine dert edebiliyor, kafasına takabiliyor, merak ediyor ve öğrenmek istiyor, bilmek istiyor. Rasyonalist, akılcı bir adam. Gitmek için bu Luna Park'a geliyor ve diğer gitmek isteyen insanlarla karşılaşıyor ve onların hikayelerine şahitlik ediyor, tanıklık ediyor. Her biri buraya geldiğinde kendi hikayesini anlatıyorlar. Ve o da bu merak duygusuyla onları dinliyor, bazılarına katılıyor, bazılarını eleştiriyor. Oyunda oynadığım karakter her şeyini kaybetmiş adam. Oyundaki bütün karakterler birbirisi için öteki zaten. Oyunun genel anlattığı hikaye zaten öteki paranoyası. Mozaik bir toplum, bizim toplumumuz gibi mozaik bir toplumun içindeki her küçük toplumun temsili karakterleriyiz biz. Ben de burada belirli bir dönemde büyük acılar yaşamış, işte işkence görmüş, fişlenmiş, sonra o hikayelerle büyümüş bir topluluğun temsili bir tipiyim. Aslında hem o acıyı yaşamış bir adam hem de o acıyı yaşayan adamın torunu ya da torunundan sonraki jenerasyon. Her karakterin o yüzden normal bir yaşam aralığı yok. Bütün o topluluğun sürecini anlatan bir karakter. Herkesinki öyle. Yola Çıktığım Gün Sakin Serin Bir Sabahtı'nın oyuncu kadrosunda Ali Rıza Kubilay, Hakan Atalay, Begüm Akkaya, Musab Ekici, Oğuzhan Ayaz, Emin Maltepe ve Rıfat Doğu yer alıyor. Kur'an'ına ömsüz kalmış Kur'an.
oyunun önemli noktalarından biri de aslında iki tarafta oynanıyor olması. Yani seyirciyi ikiye bölüyoruz. O da biraz oyundaki bu kutuplaşmayla da bağlantılı olan bir seçim. Yani seyirci tek bir alandan, tek bir yönden seyretmiyor. İki değişik taraftan seyrediyor ve birbirinin aynı zamanda birbirini de seyrediyor. Ve Diğer Şeyler topluluğunun yeni oyunu Yola Çıktığım Gün Sakin, Serin Bir Sabahtı Haziran ayı boyunca Hamursuz Fırını'nda görülebilir. Ayrıca oyunun 12 Haziran saat 15.30'daki gösteriminin halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini de ekleyelim. Ne oluyor? Ne oluyor size?